Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Uzun zamandır beklediğim ürünler nihayet geldi. Tabii ki siz başlıkta görüyorsunuz ama Huawei'nin geçtiğimiz sene çıkarsa da bu sene globale getirdiği ilk olarak Mobil Dünya Kongresi'nde görsek de artık inceleyebileceğimiz P50 Pro ve katlanabilir telefonu P50 Pocket bizlerle. Özellikle P50 Pro DxOMark'ta hala rakipsiz lider konumunda. Kamera özelliklerinin zaten birçoğunu da burada bir ön bakış olarak göreceğiz. Bir diğer yandan direkt aslında gerçek bir katlanabilir telefon formu olan P50 Pocket da bizlerle beraber. İsterseniz laf fazla burada uzatmayalım. Hem tepe açımıza geçip cihazın kutu içeriklerine beraber bakalım. Hem de ilk bakışta neler sunuyor ve aynı zamanda temel özellikleri iddialı olduğu şeyler ne? İlk bakış videosuyla karşınıza geçelim. Evet, şöyle iki cihazı da önümüze alalım. Kutu tasarımları zaten bildiğimiz gibi P50 Pro'da bu sefer o çift kamera deliklerinin yapısı var. P50 Pocket'ı düzenli bir şekilde yazmışlar. Hani kutulara çok artık girmek istemiyorum. Bildiğimiz klasik kutular olduğu için. İsterseniz paketi şimdilik bir kenara koyayım ve Pro ile başlayalım. Şöyle jelatininden ayıralım. Ve altın rengiyle bizleri karşıladı. Hadi ilk şunu da şöyle açalım. Fazlasıyla yansıtıyor bu arada. Kendini belli ediyordur. Yani bu büyük ihtimalle parmak izini de bırakır. Ama gerçekten buradaki kamera çıkıntısı bayağı büyük görünüyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. P50 Pro için. Ama şu ilk hissiyatta hem hafif hem şık hissettirdiğini söylemek istiyorum. Alt tarafta telefoto lensimiz var. Şunu da şöyle kenara alıyorum. Bir kutu içeriğine bakalım. Zaten Huawei'nin ön plana çıkan Petal Search, kendi arama kısmı, phone clone'la aktarım yapabilme ve pek tabii ki app galeri özellikleri burada kendini ortaya çıkartıyor. Buradan artık yüzlerce hatta milyonlarca uygulamaya erişebiliyorsunuz. İstediğimiz birçok şey de içerisinde yer alıyor. Burada bir sim düttürgecimiz, bir adet de kılıf çıkacak. Şu hızlı başlangıç kılavuzlarını kenara koyuyorum. Şöyle kılıfımızı da çıkartalım. Kılıf tabii ki şeffaf bir kılıf olarak ayarlanmış. Hatta şöyle takalım ki parmak izini de çok bıraktırmayalım. Böyle en azından telefon şıklıktan ödün vermemiş oluyor. Kamera çerçevesini de ekstradan önlem almış oluyoruz. Burada bir adet tabii ki şarjımız var. 66 wattlık şarjımız ve kablomuz çıkıyor. Şimdi şunu şöyle bir kenara almak istiyorum ve startımızı da cihazda verelim. Huawei yazısı kendini belli etti. Bu arada isterseniz ben cihazın özelliklerinden bahsetmeye başlayayım. 158,8 mm'lik bir uzunluğumuz var. Bir diğer yandan 72,8 mm'lik bir en bizleri karşılıyor. Huawei şeyini de duyduk, jingle'ını da duyduk. Kalınlık olarak da 8,5 mm'lik bir kalınlığımız var. Gayet iyi değerler olduğunu söyleyelim. Bu arada cihaz EMUI ile beraber geliyor. Eğer Harmony beklentiniz varsa şu an için olmadığını söyleyelim. Globalde hem P50 Pocket hem de P50 Pro EMUI 12 ile beraber geliyor. Şöyle bunları da kabul edelim. SIM kartı zaten daha sonrasında takacağım. Wi-Fi'ye yok, bağlanmadan artık geçemiyormuşuz. Açalım, bağlanalım o zaman bizim kısmımıza. Wi-Fi'mize giriş yaptık. Şimdi de aktive etme kısmı var. Bunları atlıyorum şu an için. Huawei kimliğine daha sonrasında geri dönüş yapabiliyor muyuz? Yok, giriş yapmamız lazım. Ben bir hesaba giriş yapayım. Evet, kurulumumuzu tamamladık ve bizi buradaki geniş ekranı karşıladı.
6.6 inçlik 2700x1228 piksellik çözünürlük sunan 450 ppi değerindeki 120 Hz'lik P3 renk gamutu destekli 10 bit yani 1,07 milyar renk destekleyen OLED ekranımız karşılıyor. Bu arada cihaz bir diğer yanından 195 gram ve gerçekten üst seviyeli cihazlar arasında gayet hafif 200 gram bandının altında kalmış oluyor. Tabii ki yan tarafları alüminyum, arka taraf ve ön tarafı da korumalı cam. Cihazdaki en güzel artılardan biri P50 paket için IP68 sertifikasına sahip olması. Bu açıdan da tabii ki önemli bir artıya sahip oluyor. Burada 2K 120 Hz bir ekranımız olmuş oluyor. Şuradan şu uykuyu da 10 dakikaya getirelim. Ekran çözünürlüğü akıllı değil, direkt yüksek olsun. Yenileme hızı da dinamik değil, yüksek. Direkt 120 Hz'lik ve 2K çözünürlüğünde şöyle akıcı bir ekrana deneyim sahip oluyoruz. Sol tarafta da Huawei'nin Assistant Today özelliğiyle beraber geliyor karşımıza bu cihaz. İçerisinde Qualcomm'un Snapdragon 888 4G versiyonu var. Yani cihazda 5G desteği yok ancak direkt olarak 888 ile şuradaki bölümden görebilirsiniz. Bunu 888 4G platformu 8256 versiyonu olduğunu da sizlere söyleyelim. Ama P50 Pro'nun asıl alternatif harikası tabii ki bu arkadaki kamera sistemi. Videonun başında söylediğim gibi DxOMark'ta hala 144 puan alarak dünyanın en iyi kamera sistemine sahip telefonu, tabii ki bu dediğim gibi DxOMark'a göre ve bunu değiştirebilen şu an için olmadı. 50 megapiksellik True Chroma f1.8 diyafram açıklığı sunan OIS destekli kamerası, 40 megapiksellik yine True Chroma siyah beyaz çekimler yapan f1.6 diyafram açıklığı sunan kamerası, 13 megapiksellik ultra geniş açılı f2.2 diyafram açıklığı sunan kamerası ve alt taraftaki 64 megapiksellik telefoto lensimiz f3.5 ve OIS desteği de mevcut. 100x zoom'a kadar gidebiliyor. Zaten bunu farklı cihazlarda da görüyorduk. Burada da o mükemmel yakınlaştırmayı göreceğiz, ne kadar sonuç olduğunu. Bununla alakalı bu sefer bir kutu açılışından ziyade ilk deneyim gibi olduğu için sizlere bunun bol bol fotoğraf ve video detaylarını zaten video içerisinde göreceksiniz. Bir diğer yandan X-T Fusion Pro süper renk filtreleme sistemi var. Lazer ışınıyla beraber üzerindeki lazer autofokusuyla odaklama yapıyor gibi avantajları mevcut. Ön tarafa geçtiğimizde ise şuradaki ön kameramıza baktığımızda ise 13 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığı sunan geniş açılı bir kamera bizleri karşılıyor. Ortada tek kamera sistemi var. Mate 40 Pro'da sol tarafta çift bir kamera sistemi vardı. Burada kendini bu şekilde geliştirdiğini görüyoruz. Pil tarafına geldiğimizde 4360 mAh'lik bir pil kapasitemiz var. 66 Watt'lık zaten kutu içeriğinden çıkan süper şarjla hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz olarak da arka tarafında 50 Watt'lık kablosuz süper şarjı desteklediğini de söylemiş olalım bu cihazda. Bu açıdan önemli bir avantajı var. Tabii ki depolama alanını nano memory ile, yani Huawei'nin kendi kart sistemiyle arttırabilmeniz de mümkün. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Bir diğer yandan tabii ki bunun 12256 versiyonu da var ama Türkiye'ye 8256'sı gelecek. Tasarımında alt tarafında ve üst tarafındaki boşluklarla stereo hoparlör dizilimi, burada zaten infrared yani kızılötesi sensörümüz, bir diğer yandan alt tarafta da tip C yuvamızı görüyoruz. Sağ tarafta güç tuşu ve ses açma kısmı tuşları yerini almış. Sol taraf dümdüz bir şekilde ayarlandığını görüyoruz bu cihazda. Tabii ki NFC desteğimiz, Bluetooth 5.2 desteğimiz, Wi-Fi 6 desteğimiz mevcut. Bunlar tabii ki cihazda bulunan önemli artılardan biri olduğunu da söyleyelim. Stereo hoparlör deneyimiyle beraber de tabii ki çok keyifli bir deneyim sağlayabiliyorsunuz. EMUI 12'yi de ilk olarak biz Nova 9'da görmüştük. Nova 9'daki EMUI 12 aslında Huawei'nin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'e
en yakın Android deneyimi denebilir. Burada zaten Device Plus adını görüyorsunuz. HarmonyOS'teki Super Device'ın Device Plus versiyonuydu. Ancak Huawei mantıklı bir hareket yaparak Device Plus'la Super Device sistemini komple birleştirip artık EMUI cihazlarının da Harmony ekosisteminde rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor. Bunlar birleşerek ortak bir şekilde kullanılabiliyor. Bir diğer yandan tabii ki çoklu ekran işbirliği dediğimiz sistem var. Bu da nedir? Özellikle MatePad'lerle, Huawei MateBook'larla beraber ekranı direkt tablete yansıtıp kullanabilme, aynı zamanda sürekli bulak işlemleriyle direkt oradaki dosya transferlerini yapabilme. Bu zaten Huawei Share dediğimiz genel ekosistemin ya da çoklu ekran işbirliği sisteminin en güzel artılarından biri. Ben gerek Mate 40 Pro ile gerek Nova 9 ile kullandığımda şahane bir iş bunu karşılıyordu. Zaten artık gördüğünüz gibi EMUI 12'nin HarmonyOS'e benzer arayüzü de burada bizleri karşılamış oluyor. Gerçekten rahat ve kullanışlı bir durum olduğunu da sizlere söyleyip şöyle P50 Pro'yu bir kenara koyuyorum. Birçok kişinin merak ettiği Pocket kısmına gelelim. Pocket'ın avantajı ne? Tabii ki katlanabilir bir cihaz olması. Daha önce tabii ki Mate X serisi vardı hatırlarsınız. Mate X katlanabilir bir cihaz olmasına rağmen ben onları biraz daha katlanabilir tablet olarak görüyordum. Pocket ise tam bir katlanabilir telefon formunda benim gözümde. Şuradaki kısmı da açalım. Ve birçok kişinin asıl merak ettiği cihaza geçiş yapalım. Önünde bazı uyarılar var. Bu cihaz katlanabilir cihazdır, telefondur. Üzerinde esnek bir ekran bulunur. Lütfen bu notlara dikkat ediniz diyor. Sivri bir cisimle dokunmamamız gerektiği. Bir diğer yandan içerisinde zaten kendi özel dizayn edilmiş bir ekran koruyucu olduğu, bunun sökülmemesi gerektiği. Samsung'un ilk katlanabilir telefonundan hatırlarsanız bunu yapanlar bazı sıkıntıyı yaşamışlardı. Ekranı şey yapmışlardı ve ekranın da özellikle çok ıslak ve dust dedikleri yani kirli yüzeylere ekranın denk gelmesini engelleyin demişler. Ama tabii ki işin güzel yanlarından biri IP53 sertifikası cihazda mevcut. Ama ekranın hassas olması, tabii ki bu katlanabilir ekranlar çok hassas oluyor. Onun da uyarısı burada yapılmış. Şöyle beyaz rengiyle, beyaz rengi gerçekten güzel duruyormuş bu arada. Çok şık bir görüntüyü sağlıyor. Üzerindeki yapı yukarıdan fark ediliyor mu bilmiyorum ama gerçekten hassas bir yapı ve güzel bir şöyle hatta yapı var. Şöyle ilk katlamamızı yapalım ve tek elle çok rahat bir şekilde kullanılabilen yapıda olduğunu görelim. Kameralarımız burada. İkinci bir aslında saat ekranı gibi tabii ki daha küçük bir ekranımız burada yer alıyor ve bu şekilde direkt cebinize atıp kullanabiliyorsunuz. Buradaki bölümü de görebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bu arada katlanabiliyor. Şöyle tek elle de açabiliyorum ama birazcık alışkanlık ister. Kullandıkça bunun zaten detayları ortaya çıkar. Biz şuna güç verelim. Şöyle bir ilk açılışını görelim. Şöyle de dursun. Ve bir kutu içeriğine bakalım. Biraz önceki söylediğim uyarıları buraya eklemişler. Ne olur ne olmaz diye. Ve kutu içeriğinden yine Petal Search, Petal Pro, Phone Clone ve App Gallery kısmı. Ve kılıfımız da çıkıyor. Katlanabilir bir kılıf da burada bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şöyle bir katlanabilir kılıfı gerçekten merak ettim. İki kısmını ayrı ayrı koyuyormuşuz. Aslında bunlar iki parça halindeymiş. Ben de şöyle hemen isterseniz ayarlayalım. Şu arkadaş üst kısmı. Ha burada birazcık yapışkanlığı da var anladığım kadarıyla. Ki rahat tutsun diye. Şöyle şunları çıkartıyorum. Üst tarafına yerleştirelim. Alt tarafta da ufak yapışkanlarımız mevcut. Ters çevirip bunu da takarsak artık gayet kılıflı. Burası zaten metal yüzey olduğu için sıkıntı yaratmayan ve telefonumuzu da korumaya aldık. Buradaki ekranda ilk kendi varlığını gösterdi. Hemen isterseniz şuradaki şarjına da direkt bakalım. Bu da 40 wattlık süper şarj ünitesiyle beraber geliyor. Şimdi bu kurulum aşamalarıyla sizleri uğraştırmayayım. Ben hemen kurup sizin karşınıza geliyorum. Evet arkadaşlar,
PL'li Pocket'ın da kurulumunu gerçekleştirdik ve katlanabilir cihazımız burada. Burada da bir ekranımız bizleri karşılıyor. Kamera, ayna, hava durumu gibi. Mesela aynayı açmak istiyorum. Buradan kamerayı açıp ve şu anda ön kamerayı da ayna olarak görebiliyoruz. Bu arada burada bir ultraviyole testi de var. Yani sizin güneş kreminizin ne kadar yeterli olduğunu da anlayabilen bir yapıda. Ama ben buradan böyle kendime hemen, özellikle kadınlar, ya makyajım olmuş mu diye baktığında ya da böyle arkadan biri bakıp bakmadığını anlamak için görebiliyorsunuz. Bir diğer yandan şöyle geriye gelelim. Tabii ki buradan kamerayı da fotoğraf çekmek için ayarlayabiliyorsunuz. Merceği değiştirmek için çift dokunun. Çift çektiğinizde de fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel bir yapı burada ayarlanmış. Tabii ki içeriden de kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir de boyutlarından sizlere bahsedelim. Açık haline, yani şu anki durduğumuz haline baktığımızda 170 mm'lik bir uzunluğumuz, 75,5 mm'lik bir enimiz, 7,2 mm'lik de bir kalınlığımız var. Gerçekten ince bir cihaz formuna bürünüyor bu şekilde kullandığınızda. Katladığınızda ise bu formuyla baktığımızda 87,3 mm'lik bir uzunluğumuz, 75,5 mm'lik enimiz, tabii ki enimiz değişmiyor ve 15,2 mm'lik bir kalınlığımız oluyor. Toplamda da 190 gram ağırlığında bir cihaz olduğu için çok hafif ve çok rahat bir kullanımı sergiliyor. Böyle iç cebinize bile atabilirsiniz. Çantanıza attığında da çok küçük bir yer kaplayacak. P50 Pro ekrandan parmak izi sensörüne sahipken burada Pocket'ta direkt yandan bir parmak izimiz var. Ve ben de biraz önce eklediğim gibi ekledikten sonra buradan rahatlıkla açabiliyorsunuz. Tabii ki kamera kullanımlarında, örneğin kendimi dik bir şekilde çekmek istiyorum dediğimde böyle kullanabilirim. Direkt burada da ekranın değiştiğini ve özelliklerin aşağıya geldiğini görüyorum. Tam açtığımda ise kendi formuna bürünüyor. Ya da böyle dediğim gibi buradan kendimi net bir şekilde bir işte makyaj aynası gibi, şöyle göstereyim bile biraz daha anlaşılır olsun diye, kullanabilme avantajım mevcut. Bu açıdan tabii ki katlanabilir telefonun bu kısmı oldukça önemli. Gerçekten kat izi neredeyse hiç yok. Kendini çok hissettirmiyor bile. Yani şöyle parmağınızı gezdirdiğinizde tam ortada ya da biraz bastırarak gezdirirseniz hissediyorsunuz ama normal kullanımda en ufak bir etkileyecek yapısı yok P50 Pocket modelinde. Bu açıdan oldukça güzel bir kısmı mevcut. Ekranın kendisine baktığımızda 6,9 inçe denk gelen 2790'a 1188 piksellik P3 renk gamını destekleyen 10 bitlik 442 ppi bir OLED ekranımız var. Ekran boyutu da 21:9. Aslında öyle aşırı da büyük bir ekran boyut oranı olmuyor. Normal kullanımlarda dizi film izlerken bile gayet yeterli bir oran bizleri karşılıyor. Hemen şuradan ekran ayarlarına da girip bakalım. Buradan uykuyu biz hemen 10 dakikaya çekelim. Akıllı çözünürlüğü kapatıp buradan 120 Hz'e geçebiliyoruz. Şu anda en yüksek çözünürlüğünde ve 120 Hz olarak karşımıza çıkıyor. Katlanabilir ekranda 120 Hz'i görebilmek gerçekten güzel, gerçekten. Ve şu harekette hani sert kapattığınızda bile bir sıkıntı olmuyor. Bunu zaten yüz binlerce defa denediler ki böyle bir durum karşıya çıkıyor. Çevirip kameraya geldiğimizde ise ana kameramız 40 megapiksellik True Chroma özellikli f1.8 diyafram açıklığına sahip, 13 megapiksellik geniş açılı sensörümüz yer alıyor. Bu da f2.2 diyafram açıklığına sahip. 32 megapiksellik de ultra spektrum f1.8 bir kameramız daha mevcut olduğunu söyleyelim. 4K video kaydı, 960 fps'lik Full HD yavaş çekimde çekimler yapabiliyorsunuz. Burada P50 Pro'daki alttaki telefoto kamera yerine dediğim gibi buraya bir ekran eklenmiş durumda. Ve bu ekranda karşımıza 340'a 340 piksellik 60 Hz tazeleme hızı sunan 1,04 inçlik OLED ekranı bulunuyor. Burada özelleştirilebilir temalarımız, widgetlarımız ve tabii ki işte kamera özelliğini kullanabilme, selfie çekebilme gibi avantajları bizlere sağlayabilen bir özellik olduğunu söyleyelim. Bu açıdan önemli bir kısmı var.
ultraviyole ışın sensörüyle de cildinizi zaten algılayabilen bir yapıda. Bunu da biraz önce görmüştük zaten. Bu açıdan ön tarafa baktığımızda ise 10,7 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığı sunan burada da bir kameramız var. 4K video çekim de yapabiliyor. Özellikle video çekerken şu şekilde dolaştırabiliyor olmak bence hem sabit tutabilme açısından hem de kalite açısından bence önemli bir artı olacak bu cihazda. Bundan eminiz. Ve dediğim gibi IP53 suya ve toza karşı dayanıklılığı da mevcut. Bu sayede bir şey sıçrarsa, bir şey olursa en ufak sıkıntı olmadan cihazı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ama buradaki ekran hassas olduğu için buraya denk geldiğinde hemen güzelce silip temizlemeniz hani hiçbir şey olmamış gibi devam etmekten ziyade iyidir. Çünkü yan taraflarından falan alabileceği bir yer yok. Gördüğünüz gibi tamamıyla kapalı bir biçimde bu katlama hareketini yapabiliyorsunuz bu cihazda. Şöyle yavaş yavaş kendini açtığı şekilde de görelim. Menteşe sistemini görmüş olduk. Kılıfıyla da oldukça şık ve güzel bir yapıya evriliyor. Tabii ki burada da EMUI 12'miz var. Biraz önce söylediğim özelliklerin hepsi çoklu ekran işbirliği ve artık Device Plus'la beraber saatiniz, kulaklığınız, SoundJoy ya da Sound gibi hoparlörünüz ve ilerleyen dönemlerde gelebilecek televizyon, yazıcı vesaire gibi ürünleri buradan direkt kontrol edebilme, ses vesaire aktarım geçişlerini yapabilme avantajınız olacak. Pil tarafında burada 4000 mAh'lik pilimiz var ve 22 saat konuşma, 17,7 saate varan yani 16 saate varan video oynatma ve 472 saatlik standby yani bekleme modu süresi bizlere sağlıyor. Yaklaşık 1 saatte şarj olabilen 40 wattlık süper şarj desteğimiz mevcut ve 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı mevcut. Nano memory dedikleri kendi bellek kartıyla da yine arttırabilmeniz mümkün. Tabii ki içerisinde yine Snapdragon 888 var. 4G'li versiyonu 888'i iyi bir biçimde hepimiz biliyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Tabii ki stereo hoparlör buna da eklenmiş. Alt taraftaki geniş kısmı ve buradan gelecek sesle beraber burada içerik izlediğinizde ki 21:9 olmasının avantajı izleyeceğiniz içeriklerin 21:9 formatında olduğundaki sinemada genellikle bu kullanılır. Direkt bu şekilde rahatlıkla izleyebilmek anlamına geliyor. Yan tarafta parmak izi sensörünün olması daha hızlı ve kolay açılması açısından önemli ve sadece birazcık çift elle kullanım gerektirecek gibi hissettirdi bana. Tersine şarjda da 5 wattlık bir tersine şarj desteği olduğunu söyleyelim. Ben bu beyaz rengini de fazlasıyla sevdim. Zaten burada dışarıya çekip çektiğim sizlere fotoğraf ve video örneklerini de gördünüz. Ayrı ayrı detaylı değerlendirmeleri bunların gelecek. Hem P50'nin daha doğrusu P50 Pro'nun hem P50 Pocket'ın detaylı incelemeleri ve daha merak ettiğiniz şeylerin de cevapları gelecek. Lütfen sizin ekstradan merak ettiğiniz noktalar varsa, sormak istediğiniz şeyler varsa ki yan yana koyduğumuzda bile boyutta çok farklılık olmadığını görüyoruz. O yüzden bu katlanabilir telefonun böyle tek elle kullanımda vesaire çok büyük sıkıntı yaşatmadan kullanılacağı anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi tek elle kapatıp da açabildim. Ama dediğim gibi bunun fotoğraf video performansı olsun, bunun da olsun, ultraviyole filtresinin avantajı olsun, bu katlanabilir bir cihazı kullanmaktan yana düşünceler olsun. Bunların hepsiyle alakalı sorularınızı lütfen aşağıda yazın. Bu daha uzun, özelliklerinin daha detaylı bir biçimde açıklandığı bir ön inceleme tadında kutu açılışı oldu. Ekstradan merak ettiklerinizi aşağıya yazarak bunların detaylı olacak incelemelerinde sizlere zaten aktarıyor olacağız diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir kutu açılışında, ön incelemede ya da bu merak ettiğim iki cihazın ayrı ayrı incelemelerinde buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.